Ben bilmiyorum, olayın dışındayım ama başkanım. 10 seneyi geçti. Hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kusura bakma yani. Yok, biraz böyle eleştiride bulun. Yok, eleştiriler her zaman olacak. Çok da arkadaşlıyoruz. Peki ben 10 yılımı geçirdim orada. 10 yıl hizmet verdim. Tamam başkan, teşekkür ediyorum Sabahattin Bey. Ben en son bir cevap vereceğim zaten hepinize toplantıda. Sayın Balıkçay, hepinize teşekkür ediyorum. Zaten Adnan Bey bahsettiler, kendileri konuştular. Ben tekrar bir teşekkür ederim kendilerine dernek başkanı olarak. Acınacığım, sen birkaç söz almak ister misin? Futbol sorumlusun Köprüsü'nde. Yok. Siz şey söylemek ister misin? Ben yok, yok söyledim. Bir şey yok. Yani herkese Adnan Bey söyledi zaten. Tamam, hocam, Sayın Fethiçoğlu, Emanet Hocam içeri mi geçti? Amca. Biliyorum, Hasan abi siz geliyorum ha. Sayın Fethiçoğlu, sizi konuşmak istiyorum. Ben dinliyorum. Buyur Hasan abi, söz sizin. Şimdi değerli arkadaşlar, hepimiz köprü başının bir amacı için buraya toplandık. Bir öbürünü karalamak, lekelemeye gerek yok. Ben çok çalıştım, o az çalıştı, o çok çalıştı değil. Köprü başının faydası için hepimiz gayret göstereceğiz. El ele vereceğiz. Şu anki şeyimizde başta da bir spor şeyiyle toplandık. İkinci kez efendim Köprübaşı Karayolu'nun Bayburt'a bağlanması ve Erzurum'a ve hatta İran'a bağlanması oranı bir transit yolu, eski İpek yolu niteliğini taşıyacak. Sürmene onların limanı olmuş olacak. Yani yukarı geçeyim. Ondan sonra öğretmenimiz yok bu başında. Yani vatandaş bütün orayı derk ediyor. Neden derk ediyor? Ben oğlumu vurmak için Trabzon'a geleceğim. Veya dershaneye vereceğim. Ama orada iyi bir yiğidim olursa oradaki göç olayı da belki azalmış olabilir. Aynı zamanda şu an iki tane bakanımız var. Şu an Köprübaşı'nın iki tane bakanı var diyebileceğim. Çünkü Faruk Ozak da Köprübaşı'nın bir garcasıdır. Hiçbir zamancı bırakmamıştır. Bırakmaz da. Yedir ki onlara biz projeler yapıp getirelim. Yani hangi dalda olursa olsun proje yapıp getirelim, isteyelim. Alamadık ayrı konu ama almam. Biliyorsunuz yönetimde. Fatih Hocam size de her konuda sahibimizsiniz. Hem yazar hem başkan her türlü spor diye. Katkı dolayısıyla tabii bunu söyleyeyim. Ben zaten konuşulan birçok şey herkesin dinlediği. Ama olayı kişiselleştirmeden evet. O çok önemli. Birlikten güç doğar zaten söyleniyor ama bugünkü toplantının genel amacı köprü başına yapılan yatırımlar, karayolu değil, spordu. Ve benim anladığım da bu elimdeki dosyada bu takımın yeniden aktif hale gelebilmesi için ekonomik kaynağı gerek var. İşin özünü saklayalım, hiç dağıtmayalım. Çünkü iftar emeğe yedik geldik burada birkaç saat konuştuğu zaman gerçekten insanları da sıkıyor. Ekonomik bir kaynağı gereksinim var burada. Sayın Balkoç bu kaynağın yarısını malzeme olarak karşıladı. Ben de kendi adıma da, Köprübaşı adına da kendisine teşekkür ediyorum. Bunun dışında kalan diğer kaynağı karşılama anlamında herkes ekonomik imkanları üstünden nasıl katkı sağlayabilir? Onun üzerinde bir prensip belirleyelim. Bunun ötesinde karayolu çok büyük bir masraftır. Uzun vadeli bir programdır. Efendim spor tesisi, bu tabii TSİ, efendim kaymakamlığı, genç sporun müdürünü ilgilendiren, üçlü protokol, belediye ilgilendiren bir sürü çalışma.